Her şey bir merakla başladı. Doğanın verdiği huzur hep bizi kendine çekti. Issız gölleri, gizemli adaları, akıntılı nehirleri, karlı ormanları, ayazın ne kadar olduğunu şurada anlayabiliriz. Bizim kalınlığına bakın. Saat 5.30 biraz geçti. Sokaklar bomboş. Zorlu yolları, ve elde etmemiş ormanları hep merak ettim. İyi ki de etmişim. Bugün yolculuk Lüleburgaz'a ama arabayla. Bugün heyecanlı bir günümüz. Karavanımızı kontrollere gideceğiz, son kontrolleri. Yarın da cuma gününde teslim olacağız herhalde. Lüleburgaz'a doğru yola çıktık. Bugün biraz daha değişik bir olay olacak. Arabayla gidiyoruz Lüleburgaz'a. Arabayı orada bırakacağız. Çiki demiri vesaire işlemleri için. 70-80 kilometrelik yolu bisikletle döneceğim. Bunu uzun zamandan beri yapmak istemişimdir. Makine burada. Bisikletle güzel bir dönüş olacak. Esas onun heyecanı daha da var bende. Bakalım nasıl güzel bir şey olacak. Dün YouTube'da bir arkadaşla tanıştım. Gezgin. Adam Tekirdağ'dan çıktı, bisikletle Edirne'ye ciğer yemeye geldi. Ondan sonra da Keşan tarafına yine dönüşe geçti. Yani dedim bunu biz niye yapamıyoruz? Lüleburgaz'a gideceğiz. Arabayı bırakacağız. Minibüslerle iç içe, otobüslerle niye uğraşalım? Bisikletimiz var. Böyle güzel yemyeşil manzaralı havalarda, zamanlarda, mevsimde bisikletle geliriz diye düşündüm. Oradan aklıma geldi. Bakalım bugün deneyeceğiz. Saat 8.20 geçiyor. 8.20 geçiyor ama bayağı bir sıcak olacak bugün. Klimayı açmıyorum. Vücut alışmasın. Çünkü öğlen sıcağında muhtemelen o saatlerde bu yolda bisikletle dönüşte olacağım. Rahata klimaya alışmayalım. O yüzden açmıyorum klimayı. Evet, karavanımızı son tutuşları, son eksikleri bitecek. Süper bir karavan yapmış Recep Ağabey. Yani şöyle içine bir girelim. Şöyle kitaplık bile düşmüş. Şimdi büyük araçlarda büyük karavan çekebilirsiniz ama küçük araçlarda en azından küçük demeyeyim de güvenli ve daha iyi sürüş, her yere girecek çıkacak rahat bir karavan istiyorsanız bu karavan çok küçük değil, kesinlikle büyük de değil.
ihtiyaçlarınızın her şeyi, bütün ihtiyaçlarınız burada var. Kitaplarımız. Yani Recep abim, Recep ustam mükemmel bir işlik çıkartmış. Tavanlar da özel yalıtım içeriyor. Kışın soğuk, yazında sıcaktan etkilenmiyor. Yanda bir karavan var. Fabrika imalatı. İçi yanıyor. İçinde öyle bir kalitesiz plastik kullanmışlar. Bunun içine girdiğimiz zaman şu şekilde karavanımız çok rahat. Yarın teslim alacağız. Bakalım ilk deneyimimiz de Karadeniz Kıyıköy veya İğneada olabilir. Yapacağız. Bakalım. Dışarısı şu an çok sıcak. Ama karavanın içi serin. Yani bunu bir daha söylüyorum. Ustamın eline sağlık. Süper bir işçilik yapmış. Emek vererek yaptığı bir karavan olmuş. Eline sağlık diyorum. Artık kamplarımızda yaz kış kullanacağımız bir karavan sahibi olduk. Yarın teslim alacağız. Ve ilk kampımızı da Karadeniz Kıyıköy'de yapmayı düşünüyoruz. Bakalım yarın ne gösterecek. Bobeski'ye yaklaştık. Yani rüzgarsız güzel bir yol, güzel bir hava. Orta tempoda. Çok sıkmadan yola devam. Bobeski'ye geldik. Sonradan yapılan çevre yolundan devam edeceğiz. Sol taraftan ilçe merkezine giriyor yol. Ama hiç trafikle uğraşacak zamanımız yok. Biz çevre yolundan, ülkenin dışından yola devam. Hava birden değişti. Rüzgar başladı. Hava da kapalı. Yağmur yağar diye korkuyorum ama bakacağız. Daha yolun 3'te 1'ine geldik. 20 kilometre civarı geldik. Daha bir 50 kilometremiz var. Yani yağmur başlarsa sıkıntı ama hava biraz karışık. Yağabilir de yağmayabilir de bakacağız. Evet, 4 kilometre bana kadar gelmişiz. Yani yorulmadan değil de yokuşlarla savaşımız oldu yani. Düz yol yok. Bir iniyorsun bir çıkıyorsun, bir iniyorsun bir çıkıyorsun. Devamlı yollar böyle. Yani bir yerden sonra insanı sıkıyor. Necatiye'de duracaktım aslında dinlenmek için. Bayağı yoruldum. Şu aşağıda Necatiye'de dondurma yemeyi düşünüyordum ama vazgeçtim. Bayağı terledik. Şu yokuşun aşağısı zaten Hapsa. Hapsa'da bir kafede durup artık çay, su, dinlenme plan biraz. Ondan sonra zaten 20 kilometre yolumuz kalıyor Edirne'ye. Hapsa'da yağmur başladı. Gece bir şeyler almıştık ama yağmur da başlayınca biraz senti gibi başladı. Tam başlamadan biraz yol yaralayayım dedim ama benzinlik bulduk bir tane. Burada böyle öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra yola tekrar devam. Edirne'ye geldik. 70 kilometre şu an olduğumuz yerde GPS'in gösterdiği evin oraya da bir 4 kilometre 3 kilometre var. Yaklaşık 73-75 kilometrelik güzel bir orta ayarda yorucu bir tur oldu. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah.
stepping.